Önceki Allah. Ufak bir kaza yaşadık. Kamera üstümüze devrildi rüzgardan. Hanımlar, beyler, Krallar Karması YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Oğuz Cihan. Bugün sizlerle MSÜ sınavından önceki son taktiklerimizi konuşacağız arkadaşlar. MSÜ sınavından önce neler yapmalıyız, bunları konuşacağız. Biliyorsunuz geçen sene MSÜ sınavından önce bir soru tahmini videosu yayınlamıştım. Birebir aynısı gelmişti coğrafyada. MSÜ konusunda ben size yardımcı olacağım. Ben kendi girdim MSÜ'de bizim sınavdan 2 hafta önceydi. Yine 165 dakika değil, bizim TRT'miz 165 dakikaydı ama MSÜ'nün 135 dakikaydı. O zaman arkadaşlar ben 5000 sıralama yapmıştım. Ben de gireceğim bu pazar günü MSÜ'ye. Birlikte gireceğiz, göreceğiz bakalım soruları. Yine bunun analizini de yaparız. Şimdi arkadaşlar MSÜ'de neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bunları konuşalım birazcık bu Krallar Karması YouTube kanalımızda. Arkadaşlar MSÜ biraz daha farklı. Hani tabii ki TYT'nin bir simülasyonu gibi olacak bu gireceğiniz ama aslında ikisi biraz daha farklı sınavlar. Paralel gidiyorlar ama aynı çizgide değiller arkadaşlar bu ikisi. Bu sınava bir kere kayıt yaptırdıysanız daha önce kesinlikle girin, kaçırmayın. Çünkü hani 165 dakika olacak bu seneki sınav. Hem bunun da birazcık provası oluyor arkadaşlar. Büyük bir prova sınavı olacak bu ama hiçbir zaman arkadaşlar bunun sonucunuza göre kendinizi yargılamayın. Neden? Çünkü çok basit bir örnek vereyim. Direkt kendi üzerimden örnek vereceğim. Ben bu sınavda 5000 küsur sıralama yaptım. Sadece TYT sınavından 2 hafta önce bizim. 2 hafta önceydi bizimki. Gerçek TYT'de ise 2800 sıralama yaptım arkadaşlar. Yani yarı yarıya düşürdüm. Düşün yani. 100.000'den 50.000'e geç çekmek gibi düşündüm bunu. Ve sadece 2 hafta vardı arada, anladınız mı? Bizim senemizde koronadan dolayı da bayağı bir az katılım olmuştu yani diğer senelere göre. Ya arkadaşlar bu o yüzden bu sınavın belirleyicisi değil kesinlikle. Sakın hani kötü yaparsanız, düşük net yaparsanız, düşük sıralama yaparsanız moralinizi bozmayın arkadaşlar. Tam gaz çalışmaya devam edeceğiz ki sizin daha bakın şu anda Mart'ın sonundayız. Sınav bizim Haziran'ın sonunda, tamam mı? Daha arada 3 ay var arkadaşlar. Ben 2 haftada böyle bir değişim oldu. Hani 3 ay sonraki sınav için hiçbir şey bilemeyiz, tamam mı? Yorum yapamayız. Tabii ki bu bir gösterge olacak. Hani çalışmalarını düzgün ilerletmiş misin? Sınavda nasıl yapıyorsun? ÖSYM'nin gerçek sınavı hani nasıl bir şekilde ilerliyor göreceksin. Hoca gelecek sana yönergeleri verecek falan. Büyük bir prova olacak ama aynı zamanda bu arkadaşlar birebir değil. Yani sen şu anda TYT çözmüyorsun, MSÜ çözüyorsun. Bu biraz daha farklı bir sınav. Burada kötü yaptın diye işte gerçek sınavda kötü yapacaksın diye bir şey yok. Burada iyi yaptın diye rehavet kapılıp salma, gerçek sınavda iyi yapacaksın diye bir şey yok. Şimdi gelelim taktiklerimize arkadaşlar. Biliyorsunuz şimdi nasıl çözeceğiz? 165 dakika sınav var. Hani evde 135-140 dakikada vesaire çözünüyor. Bu sınavı tabii ki de 165 dakikada çözeceksiniz. Hani diğer insanlar öyle yaptığı için siz de öyle yapacaksınız. Peki nasıl yapalım süreyi? Nasıl yönetelim? Arkadaşlar biliyorsunuz bu sosyal kısmı MSÜ'nün biraz ağır. Tamam mı? Hani bu AYT eşit ağırlık sözel kısmı gibi geliyor buranın sözel kısmı, sosyal kısmı. O yüzden buraya takılmayın, tamam mı? Hani size çok kafa karıştırıcı sorular olacak, çok yorumsal sorular olacak. Buralarda hani yorumunuzu yapıp geçin. Bir soruda 5 dakika oyalanmayın arkadaşlar, tamam mı? Allah, kamera sallanıyor rüzgardan. Arkadaşlar çok fazla oyalanmayın sorularda, tamam mı? Hani MSÜ sosyal zorlayıcı olacak. Burada size tuzak kuruyorlar, tamam mı? Sürenizin bitmesi için. Bu tuzağa sakın kapılmayın. Arkadaşlar hızlı hızlı ilerleyin, tamam mı? Yapın, yanlışsa yanlış, yapacak bir şey yok. Sorular zaten zor yani, kimse 20'de 20 yapmaya girmiyor MSÜ sosyali. O yüzden hızlı bir şekilde geçelim. Türkçesi kolay oluyor arkadaşlar MSÜ'lerin. Ezan girdiği için video kesildi arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Sosyali bu şekilde söyledik, oyalanmayacağız. Yapamıyorsak yapamıyoruz arkadaşım. Takılmaya, oyalanmaya gerek yok. MSÜ'nün Türkçesi biraz daha kolay oluyor arkadaşlar. Hemen MSÜ'nün Türkçesinde 36-25 net yapmıştım. TYT Türkçede ise 40-40 yapmıştım ama hani her zaman 40-40 yapmıyordum sonuçta. MSÜ'nün Türkçesinde de iyi yapmıştım arkadaşlar. Biraz daha kolay oluyor. Orayı bence hızlı bir şekilde halledeceğinize ben eminim. Orayı hızlı bir şekilde geçip işte sosyalde çok oyalanmadan arkadaşlar fen kısmına bakabilirsiniz. Hani matematikten önce de bakabilirsiniz. Fen önce matematiğe de bakabilirsiniz. Tabii ki normal sıranızı bozmayın. Normal sıranızla gidin. Fen kısmı arkadaşlar MSÜ'nün biraz daha kolay oluyor bence. Hani o kadar zorlayıcı sorular sormuyorlar falan ama kimyada, fizikte AYT'msi sorular sorabiliyorlar, tamam mı? Hani normalde TYT konuların içinde olmasına rağmen TYT'de gelmeyen kısımlar var fende arkadaşlar. AYT'de tercih edilen kısımlar var. Bunları da MSÜ'de sorabiliyorlar. Çünkü hani bu biraz da askeri bir sınav olduğu için, askeriye alınacak öğrenciler olduğu için her yönden bilgi birikimi yüksek insanlar olsun istiyorlar arkadaşlar. O yüzden biraz kasabiliyorlar. Çok takılmayın. Matematiğine geçin. Matematiğe artık Allah kerim. Ya onu bilmiyoruz. Seneden seneye bazen MSÜ'sü daha zor oluyor TYT'den. Bazen TYT MSÜ'den daha zor oluyor. Seneden seneye bu değişiyor arkadaşlar. Nasıl yani? Mesela 2018'de MSÜ'nün matematiği daha kolaydı ama örneğin 2020 sınavında MSÜ matematik çok daha zordu. Ben MSÜ matematikte arkadaşlar 28 net mi 29 net mi ne yapmıştım? Düşünün yani 2 hafta sonra sınavdaysa 37-75 yaptım. Ama bu değişebiliyor arkadaşlar. Matematik kısmını çok fazla bilemiyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar çok takılmayın. Zaten sınavdan çıktıktan sonra ben bir video çekeceğim hemen tekrardan. Orada tekrardan değerlendiririz arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Krallar Karması çözmeyi unutmayın. Hoşçakalın.